Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Bora kullanıcıları için bir bilgi vereceğim. 99, 98 fark etmiyor. 2004, 2001, 2002, 2000 model hiç fark etmiyor. Bora kullanıcılarının baskı balatasında çıkan problemden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz Bora baskı balatası. Yalnız şanzımanın içerisinde gösteremedim çünkü çabuk acil bir şekilde toplamam gerekiyordu. O yüzden şanzımanın içini gösteremedim. Ama bunun çalışma sistemi çok farklı. Şu an bunun yüzeyini volant kaplaması gerekiyor ve şu gördüğünüz baskı granga bağlı. Peki bu araçtaki problem neydi? Hemen şöyle çalışma sisteminden bir bahsedeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar bu baskı buraya geliyor dedik, volant da bunun üstüne takılıyor dedik. Bu baskının bölümü, şöyle göstereyim size. Volanta, yani volantın olduğu yere şu cıvatalarla takılıyor. Granga direkt takılıyor. Hatta şöyle cıvatasını da göstereyim, içerisinden çıktı. Biz bunun yenisini taktık çünkü. Şöyle göstereyim. Bunlar bu şekilde takılıyor arkadaşlar. Bu bir nevi volantın yerine geçiyor. Baskının yerine de volant geçmiş oluyor. Bu şekilde bir kombin yapmışlar. Çok farklı bir sistemi var. Şimdi arkadaşlar şu kapak bahsedeceğim. Bunu önce nereye takıldığını söyledik. Bu kapak şöyle göstereyim sizlere. Şu şekilde geliyor, takılıyor. Arkadaşlar bu balata da bu şekilde burada duruyor. Şimdi burada bir priz direk var. Priz direğin içerisinde mil var. Bu mil arkadaşlar buraya baskıyı sağlıyor. Normalde benim videolarımda görmüşsünüzdür, çatal var. Bu çatal bu araçta yok. Bu çatal debriyaj merkezi priz direğin içerisinde mili itiyor. Mil de tam şu noktaya arkadaşlar basınç sağlıyor. Burası şu an delimiz, zaten hatamız, bundan bahsedeceğim. Tam bu noktaya güç kuvvet uyguluyor. Güç kuvvet uyguladığında bu baskı açıyor ve baskıyla volantın arasına, baskıyla volantın arasında balatanın rahat bir şekilde dönmesini sağlıyor. Şimdi bu geçenlerde abimizin başına gelmiş. Arkadaş debriyaj baskı balatayı 20.000 km önce değiştirmiş denmiş ama bakın şunu göstereyim sizlere. Bu hiç 20.000 km önce değişmiş bir baskıya benzemiyor. Çünkü bunu bu kadar dağıtmanın bir imkanı yok. Bir tamirci arkadaşımız yine bunu bize getiren başka bir arkadaşa gitmiş, değiştiğini söylemişler ama bu 20.000'de bu kadar dağıtacak bir problem değil. Hele 20.000'de şu tası imkanı yok delmesinin. Büyük bir ihtimal gene halka geçmeyelim ama hani değiştirdiklerini ben işin aslı düşünmüyorum. Şimdi bu malzeme şöyle lokur lokur yapıyordu zaten. Bunu bu şekilde kullanmaya devam etseydi priz direği ya bu göbeğe dağıtacaktı. Şu gördüğünüz bunlar frenleme yayıdır. Nasıl frenleme yayı? Siz şimdi ayağınızı debriyajdan çektiğinizde şu gördüğünüz baskı eğer hareket esnasındaysa bu bir anda kaptığında bu gördüğünüz şu hareket zaten var, şöyle gördüğünüz boşluk. İşte bu bir anda kaptığında bu frenleme yayı kendini kısar. Yani bu gider, yay kısar, sonradan bu tabloyu peşine götürür ve o şekilde döner. Baskıyı peşine taşır ve o şekilde döner. Durum bu ama bu hiç yeni değişmişe benzemiyor. Sıkıntı ne? Debriyajı bastınız, çat diye bir ses geldi. Bu mil karşıya geçti. Debriyaj pedalınızı iki kere pompaladığınızda arkadaşlar, özellikle borası olanlar için söylüyorum, Volkswagen borası için olanlar için, debriyajınızı pompaladığınızda debriyaj şişer ama çok sert olur, tam böyle basamazsınız. Fazla üstüne basmayın arkadaşlar bu debriyaj pedalının. Eğer basarsanız debriyaj merkezinde eline alırsınız, elinize alırsınız debriyaj merkezini. Çünkü mil buradan içeriye girmiştir ve bu sayede bu baskı basmıyordur ve çalışmıyordur. Aracınızı acilen tamirciye götürüp baskı balatanın değişmesi gerekiyor. Volkswagen Bora'nın baskı balata çalışma sistemini de bu şekilde anlatmış olalım. Böyle bir sıkıntı eğer yaşarsanız siz kendi Bora'nızda direkt tamirciye gidin abi. Çünkü debriyajı zorlarsanız, yani basmaya zorlarsanız dibe gitmeyen debriyajı, bu sefer üst ya da alt merkezinizden de olursunuz diyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Boş geçmeyelim dedim. Bu da bir içerik olsun bizim için, Bora kullanıcılar için. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kanalımızı büyütmek için aileye abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.